Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda yabani sinir otu yapraklarını toplayıp detaylı bir şekilde nasıl kurutabileceğimizi anlatacağımız bir video hazırladım. Bu video için öncelikle bulabildiğimiz kadar taze sinir otu yapraklarını topluyoruz. Daha sonrasında topladığımız bu yaprakları üzerindeki kalıntı ve toprak parçalarından arındırmak için bir çeşme önünde veya bir kap içerisinde bolca yıkıyoruz. Kurutacağımız bu yaprakları çayını yapabilirsiniz, isterseniz çorbalarınıza ekleyebilirsiniz ya da ıslatıp yumuşamasını sağladıktan sonra lapa haline getirip tekrar yaralarınıza tazeymiş gibi sarabilirsiniz. Yıkayıp suyunu süzdüğümüz yaprakları güneşi görebileceği bir yerde bir tepsi içinde kurutmaya başlıyoruz. Rahat kurumasını sağlayabilmek için altına bir bez serdim. Bunun üzerine yapraklarımızı uygun bir şekilde yayıyoruz. Sonrasında üzerine sinek ve böcek konmasını engellemek için ince bir tülbentle üzerini kapatıyoruz. Ertesi gün yapraklarımızı kontrol etmeye gidiyoruz. Evet, yapraklarımız kurumaya başladılar. Kurumasını kolaylaştırmak için yapraklarımızı karıştırarak altta kalan yeşil yaprakların üste çıkmasını sağlayacağız. Sonrasında yapraklarımızın kurumaya devam etmesi için tekrar üzerine örtüyoruz ve beklemeye devam ediyoruz. İkinci gün yapraklarımızı tekrar kontrol etmeye geldik. Üzerine açıp bakıyoruz. Evet, yapraklarımız daha fazla kurumuşlar ve şimdi elimizle onları kontrol ediyoruz. Ne kadar eziliyor, ne kadar kurumuşlar anlamaya çalışıyoruz. Oldukça kuruduklarını görebilirsiniz zaten. Bayağı ezilmeye başlamışlar. Elinizle yapabildiğiniz kadar onları küçültmeye çalışın. Ezin, toz haline getirin. Gördüğünüz gibi zaten büyük bir kısmı kuruduğu için hemen ikinci gün toz haline gelmeye başladılar bile. Ondan sonra altta kalan yeşil yaprakları üste çekerek tekrar kurumaya bırakıyoruz. Artık üçüncü gün ve yapraklarımız tamamen kurudular. Elimizle ezerek küçültmeye başlıyoruz. Yeteri kadar kurudukları için hemen ezilmeye başladılar bile. Gördüğünüz gibi nane kıvamına geldiler. Ezerek toz haline getirdiğimiz yaprakları bir kavanoz içinde bir yıl bozulmadan rahatlıkla saklayabilirsiniz. Söylediğim gibi bunu çayını yapabilirsiniz, isterseniz çorbalarınıza ekleyebilirsiniz, salatalarınıza serpebilirsiniz ya da az bir miktarda suyla karıştırarak lapa haline getirip tekrar yaralarınıza taze yaprak gibi sarabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya yorum bırakıp abone olmayı lütfen unutmayın. Şifa olsun. Hoşça kalın.